Horen Tarım, Bor'un Gerçek Yüzü programını sunar. Değerli izleyiciler, iyi akşamlar. Köy TV'den selamlar, sevgiler efendim. Bor'un Gerçek Yüzü'nün yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz efendim. Bu bölümümüzde borlu gübrelemenin üreticimize sağladığı faydalardan, avantajlardan bahsedeceğiz. Tabii güzel bir sürprizimiz de var bu yayına özel sizlere efendim. Tabii sürprizimizi yayın sonunda açıklamayı düşünüyoruz. Öncelikle birçok konuya değineceğiz. Üreticimize, çiftçimize borlu gübrelerin faydaları nelerdir, avantajları nelerdir? Üreticilerimiz borlu gübrelemeyi neden tercih etsinler? Bu gibi birçok sorunun cevabını bu akşam değerli konuğum Foren Tarım Teknik Müdürü Ziraat Mühendisi Samet Özbaylar'dan dinleyeceğiz. Samet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür iyi, sizleri sormalı. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Tabii sürprizi de aldık yayın öncesi sizlerden. Açıkçası çok heyecanlıyım sürpriz konusunda da izleyicilerimize paylaşmak açısından. Ama onun öncesinde tabii merak edilen daha çok konular var. Önce konumuzu işleyelim isterseniz. Daha sonrasında sürprizimize geçeriz. Kesinlikle üreticilerimizi ilgilendiren, onları sevindirecek güzel bir sürprizimiz olacak kendilerine. Söylemiş olduğunuz gibi yayın sonunda sürprizimizi açıklarız. O zaman heyecanla beklesinler değerli izleyicilerimizi. Tabii konumuz düzenli uygulamayla birlikte borlu gübrelerin üreticimize ve çiftçimize sağladığı faydalar, avantajlar nelerdir? Şöyle genel başlıkta bir toplayacak olursak üreticilerimize borlu gübreyi neden tercih etmesi gerekiyor? Şimdi biliyorsunuz ki ne yapıyorsak yapalım bunu düzenli yapmış olduğumuzda faydasını görüyoruz. En basit sporda düzenli yapıldığında insan vücuduna faydası olan veya diyet yapıldığında, düzenli yapıldığında fayda sağlayan olaylar. Burada borlu gübrelemenin de düzenli yapılmış olduğu takdirde bitkimizin hem verim ve kalite artışının yanında bağışıklık sistemini de güçlendirerek, kuvvetli bir yapıya ulaşarak olumsuz dış etkenlere karşı da kendisini daha dirençli bir koruyucu bariyer tabaka oluşturarak birçok olumsuz faktöre karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlıyor. O yüzden ben görüşmüş olduğum bütün üreticilerimle düzenli kullanımın ne kadar büyük önem arz ettiğinden ve düzenli kullanım yapıldığı takdirde söylemiş olduklarımı birebir ağaçlarında görecek olduklarından bahsediyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bir kullanımla ya da köye gittiğimde atayım şeklinde bu işler olmuyor. Söylemiş olduğumuz dönemler çok önemli. Ve sürekli 30 gün arayla kullanım yapan üreticilerim ağaçlarındaki verim, kalite artışı ve olumsuz faktörlere rağmen yan bahçelerde bitki stresten çiçek dökmüş, meyve atımı gerçekleşmiş ama düzenli Karyobor 8 Plus ve Agrofor Activa isimli ürünlerimizi kullanan bahçelerde bunun yanından en küçük bir sıkıntı olmadığını gören üretici zaten kafasında hiçbir soru işareti kalmıyor ve bizlere de gerçekten hocam anlatmış olduklarını gözlerimizle gördük. Çok teşekkürler sizlere diye geri dönüşte bulunuyorlar. O yüzden tüm üreticilerimiz söylemiş olduğumuz dönem ve dozajlarda düzenli bir şekilde borlu gübremizden ve aktivatörümüzden kullanmış olduğu takdirde hiç şüpheleri olmasın arzu etmiş oldukları sonuçlara ulaşacaklar. Kesinlikle. Şimdi olumsuz etmenler dediniz. Çağımıza baktığımızda artık olumsuz etmenler her geçen gün çoğalıyor. Özellikle iklimin değişmesi efendim. Şu an bakıyoruz günümüzü. Yani sıcaktan dışarı çıkamıyoruz şu anda. Bir de bitkileri düşünmek lazım. Bizler en azından gölgeye kaçabiliyoruz, klima altında oturabiliyoruz ama bitkileri düşündüğümüzde bu sıcağın altında bir direnç kazanmaları gerekiyor. Sadece sıcaklık değil, gece gündüz sıcaklığı arasındaki farklar, efendime söyleyeyim, işte ekolojik dengenin bozulması, kışı hiç yaşamadık neredeyse bu dönemde. Yani mevsimlerde kaymalar, şimdi bizler canlılar olarak bir şekilde bunları biraz tolere edebiliriz ama tarladaki, bahçedeki bitkilerimiz bizlerden biraz yardım talep ediyorlar. Onları destekleyici bir
şekilde yardımcı olmamız gerekiyor. Bu noktada da işte beslemenin önemi diyoruz efendim. Beslediğimiz zaman dirençli evet. bitkiye ulaşmış oluyoruz. Bunda peki borlu gübrelerin bitkiye direnç kazandırmak ve olumsuz çevre koşullarına karşı onları dirençli hale getirmek açısından öneminden biraz bahsedebilir miyiz? Kesinlikle. Şimdi biz üşüdük mü üstümüze battaniye örtüyoruz. Sıcak havalarda da işte bu hafta bir anda bastırınca klima, gölge, kapalı ortam mümkün olmadıkça dışarı çıkmama gibi imkana sahibiz ama bitkilerimizin, ağaçlarımızın böyle bir şansı yok. Bir anda gelen sıcaklardan sonra birçok üreticim çiçek atımı, meyve dökümü yaşandığını belirtti. Ama bizim ürünümüzü kullandıkları alanlarda bunun yaşanmadığını kendi gözleriyle gördükten sonra kafalarında hiçbir soru işareti kalmadı. İşte bor elementi birebir bitkinin bu tarz olumsuz faktörlere karşı daha dayanıklı, daha güçlü olmasını sağlıyor. Özellikle bizim geliştirmiş olduğumuz Agrofor Activa isimli de bitki aktivatörümüzün bitkinin fotosentez ve klorofil mekanizmasını hızlandırarak yani bitkinin enerji mekanizmasını ateşleyerek bu olumsuz faktörlere karşı tolerans değerini yükseltmesini sağlıyor. En güzel sonucu iki ürünümüzü dönüşümlü olarak kombine kullanıldığında güzel neticeler elde ettiğimiz üreticilerimiz tarafından da gözlemlendi. Bizim yerli ve milli oluşumuz ve bor elementine ülke olarak %73'üne sahip oluşumuz gerçekten çok büyük, çok büyük bir nimet vatandaşlarımız için. Borlu gübrelemeyi düzenli yapmış oldukları takdirde hem meyve tutumu, tutan meyvenin iri kalibre olması ve ürünümüz sadece bordan ibaret olmayışı da çok büyük önem arz ediyor. Borun dışında ürünümüzde çinko, fosfor, amino asit, deniz yosunu, amin azotu gibi birçok makro ve mikro besin elementi bulunduruyor. Bu da şu demek oluyor, yani sadece meyveyi iri kalibre, verim ve kalite artışı değil, ağacımızı, bitkimizi önümüzdeki yıla da hazırlama görevi de üstleniyor ürünümüzü kullanan üreticilerimiz. Bu nasıl gerçekleşiyor? Sürgün yapımını maksimuma çıkartıyor. Biliyorsunuz ki o sürgünler bir sonraki yılın verim gerçekleştirmesini sağlıyor. O yüzden biz hem meyveyi şişirip kalite ve verim artışı sağlarken aynı zamanda da ağacımızı önümüzdeki yıla da hazırlamış oluyoruz. O yüzden Karyobor 8 Plus ve Agrofor Activa kesinlikle ve kesinlikle kombine bir üründür. Bitki besleme grubunda sadece bir element bakımından değil, diğer elementleri de dengeli bir şekilde bitkilerimize sunarak bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek ölçüde olan yeni nesil bitki besleme ürünüdür. Yani üreticiler borlu gübreyi aldığında sadece bor içeriği yok. Bunu anlamamız evet. gerekiyor. Bunun yanında diğer bitki besin elementleri de içerisinde mevcut. Aynen, makro mikro besin elementleri içerisinde belirli oranlarda yer alıyor. Bu da hem bor elementinin daha güzel çalışmasını hem de bitkinin ihtiyaç duymuş olduğu mikro ve makro besin elementlerini kendisine sunmuş oluyoruz. Böylelikle hem ekonomik de oluyor. Şimdi baktığınızda hepsini ayrı ayrı almaya kalktığınızda çok dehşet bir fiyat ortaya çıkıyor. Ama biz bunu Karyobor 8 Plus'la üreticimizin cebini de yakmadan kendilerine sağlamış oluyoruz. Evet Samet Bey, izleyicilerimizden de sorular geliyor, bir hatırlatma yapalım tekrardan. Değerli izleyiciler, sizler de sorularınızı ekranlarımızda sağ altta bulunan 0552 252 16 16 numaralı WhatsApp hatlarımıza mesaj yoluyla iletebilirsiniz efendim. Çok güzel bir konuya değindiniz az önce. Dediniz yani ülkemizin bir değeri, %73'üne sahibiz borun. Evet. Ve bunun yani değerini ne kadar biliyoruz aslında o soru işareti. Bir de şöyle bir bakış açısıyla bakmak lazım bu işe. Eğer ülkemizde değil de bir Avrupa ülkesinde aynı rezerve sahip olup böyle bir devasa, inanılmaz ürünü çıkarsalar buna karşı üreticilerimizin bakış açısı nasıl olurdu? Ya zaten şu an yurt dışındaki birçok ülkenin gözü bizim topraklarımızda yer alan bor elementinde.
Çünkü dünya genelinde bulunan 100 birim borun 173 birimi bizim ülkemizde yer alıyor. Bu gerçekten çok şok edici bir rakam. Onlar da biz bor elementini kullanamayalım, değerlendiremeyelim, katma değerini arttırmayalım diye ellerinden gelen her türlü bizi zora sokacak faktörleri devreye sokup biz onlarla uğraşıp başımızı kaldırmayalım, bor elementini kullanamayalım diye uğraş veriyorlar gerçekten. Ama biz burada Foren Tarım olarak bor elementini çok şükür şu an en güzel hale getirmiş bulunmaktayız. Piyasada 32 çeşit borlu ürün var ama söylemiş olduğum gibi boron etanol amin formülasyonuna sahip olan tek firma biziz. Ve bu formülasyon sayesinde bor elementi bitki bünyesine çok daha hızlı giriş yapıyor ve herhangi bir fitotoksik yani yakıcı etki göstermeksizin çalışıyor ve kombine bir ürün haline gelmiş oluşuyla da bitkinin makro ve mikro besin elementlerinin karşılanması ihtiyacını da sunmuş oluyor. Ve bu formülasyonun en güzel olayları sonuçlarından bir tanesi de bor elementinin moleküler yapısı iri olduğu için bu formülasyona geçemediğiniz takdirde ürün belli bir süre durduğunda bidonun dibinde çökme katılaşma yapıyor. İşte bu formülasyonda böyle bir netice de yaşanmamış oluşu üreticimizin kullanım kolaylığı da sağlamış oluyoruz. Biz hiç durmaksızın bütün dış faktörlere rağmen bor elementini en azından tarımda kullanılabilecek en güzel hale getirmeye çalışıyoruz ve bunu da kullanan üreticilerimiz ağaçlarında, sebzelerinde, meyvelerinde birebir neticeyi, farkı görmüş oluyorlar. Çünkü benim söylemiş olduğum gibi üreticilerim de ya bahçesini ya da tarlasının yarısına bu ürünü kullanıyor. Hatta kazık dikenler de var. Hani karyobor 8 falan. Belli olsun attığım yerler. Aynen farkı yer. Göreyim diye. Sonra kendileri bana video veya fotoğraf çekip gönderiyorlar. Hatta ben yine gelen fotoğraf ve videoları arkadaşlara ilettim. Az sonra yayınladıklarında diğer üreticilerimiz de bu farkı bizzat kendileri görmüş olurlar. Evet, şimdi az önce çok güzel bahsettiniz. Tarımda bunu kullanıyoruz ama bizler birçok izleyicimiz de görüyordur efendim. Marketteki raflarda da aslında borlu ürünlerin farklı kullanım avantajları var. Özellikle dezenfekte edici, temizlik sektöründe çok fazla kullanılıyor. Peki tarımda da aynı şekilde yansıması oluyor mu? Yani bitkileri temizleyici, dezenfekte edici bir etkisi var mıdır? Aynen, şu şekilde etki gösteriyor. Mesela üreticilerimiz ister sebze, ister meyve yetiştiriciliği yapsın, hastalık ve zararlara karşı insektisit ve fungisit kullanmak durumunda tabii gerektiği dönemlerde. Ama bizim Karyobor 8 Plus'ın şöyle bir güzel yanı var. Sizin bitki koruma mücadelenizin başarı oranını arttırıyor. Çünkü söylemiş olduğunuz gibi borun dezenfekte edici, temizleyici edici özelliğinden dolayı ağacın üstündeki veya sebzenin, tarla bitkilerinin üzerindeki hastalık etmenlerini, patojenleri temizliyor. Bu temizlenmiş olan bitkiye yapmış olduğunuz fungisit uygulaması da daha başarılı hale gelmiş oluyor. O yüzden bizim ürünümüz hem bitkilerimizi besleyiciliğinin yanında bitki koruma mücadelenizi de arttırıcı etki göstermiş oluyor. Böylelikle bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Daha ne isteriz ki efendim? Tabii ürünlere de geçeceğiz ama onun öncesinde birkaç tane soru alalım isterseniz izleyicilerimizden gelen. İyi akşamlar demiş izleyicimiz. Muğla'dan selamlar, iyi yayınlar. Samet Bey'den halkalı lekenin zeytine verdiği zararı ve de narenciye ve silajlık mısırda gübrenin faydalarını anlatabilir mi? İyi yayınlar demiş izleyicimiz. Muğla'ya da buradan selamlarımızı yollayalım. Selamlar olsun. Çok güzel soru sormuş kendileri. Teşekkürler. Şimdi halkalı leke bu sene gerçekten zeytinlerde çok büyük sıkıntılara, problemlere neden oldu. Çünkü bunun da ana nedeni kış ılık geçince halkalı leke hastalık etmeni pandemi yapabildi.
Yani piyasada bulunan birçok fungisiti üreticilerimiz kullanmasına rağmen halkalı lekenin önüne geçemediklerini söylediler. Bizim bu noktada biliyorsunuz karyoblu bakırımız da var. Sıvı bakırımız, mikronize bakırımız. Bunu karyoborla birlikte düzenli kullanımlarda halkalı lekenin birebir önüne geçmiş olduğumuzu üreticilerimiz de görmüş oldu. Çünkü kış ılıman geçince halkalı leke diğer ilaçlarla durdurulamadığını tespit ettiler. Ama karyobor ve karyoblu bakırla kullanımlarda bariz bir şekilde halkalı leke oluşmadığını da göstermiş olduk üreticilerimize. Tabi bazı üreticilerimiz bize geç ulaşanlar oldu artık halkalı leke çünkü mücadelesini düzenli bor ve sıvı bakır kullanarak önleyebilirsiniz. Şimdi bu noktada halkalı leke bayağı bir ilerlemiş ağaçlara sıvı bakır attığımızda bizim karyoblu bakırı hastalıklı yaprakların dökümü meydana geliyor. Çünkü o patojeni öldürünce o yapraklar yere dökülüyor. Biz bu ağaçlarımıza bu yıl şu şekilde bir uygulama yaptık. Agrofor Activa isimli ürünümüzü de düzenli kullandırarak tekrar zeytin ağacının yaprak çıkarmasını gerçekleştirdik. Bu da üreticilerimiz bakımından çok olumlu sonuçlar meydana getirdi. O yılı kaybetmiş olduğunu düşünen üretici tekrar yaprak çıkmasını sağlayan Agrofor Activa isimli ürünümüzden de çok memnun kaldılar. O yüzden Karyobor 8 Plus kullanımlarına araya Agrofor Activa'yı da artık oturtmuş olduk. Onlar da kesinlikle hocam biz artık Agrofor Activa'yı da Karyobor 8 Plus gibi vazgeçilmezlerimiz arasına sokmuş olduk dediler. Zaten Bordo Bulamacı ve Göztaşı'ndan sağ olun sizin gerçekleştirmiş olduğunuz, piyasaya sunmuş olduğunuz Karyoblu Bakır sayesinde onlardan da kurtulmuş olduk. Hem maliyeti düşürdük hem de çevre kullanmayan komşularımız halkalı lekeden kırılırken biz Karyoblu Bakır sayesinde halkalı lekeye de önlemimizi, tedbirimizi almış olduk dediler. O yüzden biz kesinlikle ve kesinlikle üreticilerimize halkalı leke ve diğer fungal hastalıklara karşı ellerini kuvvetlendirmiş olduk diyebiliriz. Üreticimizin diğer sorusuna da geçecek olursak. Onun öncesinde şöyle çok güzel bir şey geldi aklıma Samet Bey. Ağaçlarımız da yeşerdi aslında onu gördükten sonra umutlarımız da hasada dair umutlarımız da yeşermiş oldu ağaçlarımızla birlikte. Çünkü o dökülen yaprakları gördüğümüzde hasada dair bir umutsuzluğa kapılır üreticilerimiz. Ama tekrardan yapraklar yeşillendiğinde tekrar çıktığında hasatta da yüzümüzün güleceğini anlarız aslında. Kesinlikle biliyorsunuz biz geçen yatağın da sağ yayını çekmiştik. Biliyorsunuz havalar güzelleşti mi artık biz daha çok sürekli sahadayız. Tabii. Yayınlarımızı da sahada gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Orada bariz bir şekilde kullanılan alan ve kullanılmayan alan arasındaki farkı üreticilerimize göstermiş olduk. Aynı zeytin bahçesi ama bahçe sahibi tarla bahçeyi ikiye bölmüş. Birini bir oğluna vermiş, diğerini diğer oğluna vermiş. Olanlardan biri bizim hem Activa'yı hem de karyobolu boru, bulu bakırı da kullanıyor. Diğeri ise dinlemiyor. O bildiği yöntemle devam ediyor. Ve işin sonunda siyahla beyaz gibi orada üreticilerimize gösterme imkanımız oldu. Kullanılmayan alanda hem halkalı leke has safhada, çiçek neredeyse açmamış, meyve tutacak bir meyve de durum söz konusu değil. Ağacın sürgün yapımı ve neşesi çok zayıf ama kullanılan alan 5 adımlık mesafede. Muhammed Bey bunu direkt adım sayarak gösterdi. 5 adım sonraki farkı. Bunu da zaten göstermiş olmak sağ yayınlarımızın da birebir üreticilerimize bu anlattıklarımızı gösterme noktasında fark yaratıyor. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bu ürünlerimizi hem Karyobor hem Karyoblu Bakır hem de Agrofor Activa ile üreticilerimizi fark yaratmaya çağırıyoruz. Evet, izleyicimizin sorusunun devamında narenciye ve silajlık mısırda
kullanımını ve faydasını. Aynen. Sormuştu. Narinciye grubu da borlu ürünü gerçekten çok seven, ihtiyaç duyan bir grupta yer alıyor. Narinciye de demişken hemen bunu da belirtelim. Narinciye grubu zeytin, ceviz, fındık, elma, kiraz yani diğer meyve ağaçlarına göre biraz daha hassas grupta yer aldığı için ben narinciye grubunda 100 litre suya 1 litre yerine 100 litre suya yarım litre kullanılmasını öneriyorum Karyobor'dan. Agroforaktiva yine 100 litre suya 1 litre şeklinde üreticimiz kullanabilir. Narinciye de hem daha iri kalibre olması hem dalında ve toplandıktan sonra bozulmaların önüne geçebilmek için kesinlikle ve kesinlikle Karyobor 8 Plus diyoruz. Bunun dışında Agroforaktiva ile de hem yeşillik yani daha böyle koyu ağacın canlı ve yeşillik görüntü oluşturması için Agroforaktiva, sürgün yapımının da teşviki için Agroforaktiva kullanılmasını öneriyoruz narinciye grubunda. Çünkü çok sevmiş olduğu için kullanılan alan ve kullanılmayan alan arasında yine siyahla beyaz gibi bir fark oluşturur narinciye grubunda. Silajlık mısır, tane mısır, tohumluk mısırda da biz kombine bir şekilde kullanım gerçekleştiriyoruz. 3-4 yapraklı olduğunda ilk uygulamayı Agroforaktiva ile başlıyoruz mısır grubunda. Bu uygulamadan bir hafta sonra Karyobor, Karyobor uygulamasından da bir hafta sonra tekrar Agroforaktiva yapmış olduğumuz takdirde bitkimizin gelişim oranı çok yüksek oluyor. Özellikle mısırda şöyle bir şey var. 45. günde mısır ne kadar koçan, ne kadar bağlayacağına karar veriyor. Ve bu bağlayacak olduğu koçanları da ucuna kadar doldurabilmesi için bu düzenli beslemeye ihtiyaç duyuyor. İşte 45. günde mısır bitkimiz ne kadar çok kendini iyi hissederse, güçlü hissederse o kadar çok daha fazla koçan bağlamaya programlıyor kendini. O yüzden ben üreticilerime diyorum ki piyasada şöyle bir yanlış algı var. İşte mısırda koçan bağlayana kadar gübre kullanılmaz. Bu tamamen yanlış bir bilgi. Mısırda ne kadar çok koçan bağlayacağına bitki 45. günde karar veriyor. O yüzden 45. güne kadar bu söylemiş olduğum ürünlerimizi kullanacaksınız ki bitki kendini güçlü, güzel, dirençli, sağlıklı hissedecek ve daha fazla koçan bağlamaya programlayacak kendini. O yüzden 3-4 yapraklı dönemde başlıyoruz. Birer hafta arayla uygulamalarımızı yapraktan gerçekleştirebiliyoruz ve yapraktan kullandığımız gibi damlamadan da kullanmaya devam edebiliriz. Dozajları da söyleyecek olursak bunu sadece mısır olarak algılamayalım. Tüm tarla bitkileri, tüm sebze grubu için kullanım dozajımız Karyobor 8 Plus'tan dönüme yani 1000 metrekareye yarım litre. Agroforaktiva'dan da 1000 metrekareye 1 litre şeklinde uygulamalarını üreticilerimiz tekrar edebilir miyiz? Kaçıran izleyicilerimiz adına tekrardan alabilir miyiz Samet Bey? Karyobor 8 Plus'ın tüm sebze grubu, tüm tarla bitkileri grubu için kullanım dozajı 1000 metrekareye yarım litre. Agroforaktiva'nın da kullanım dozajı 1000 metrekareye yani bir dönüme 1 litre şeklindedir. Karyobor 8 Plus'ı damlamadan verdiğinde üreticimiz dönüme 1 litre verebilir. Ama yapraktan 1 litre ağır gelir. Ağaç grubuna göre daha hassas yapıda olduğu için sebze ve tarla bitkileri. O yüzden kesinlikle yapraktan yarım litre, damlamadan 1 litre şeklinde ürünümüzü verebilirler. Bazı üreticilerim mesela hem damlama hem de yapraktan verme imkanı olan üreticilerim özellikle şu şekilde gidiyorlar. Damlamadan 1 litre karyoboru ayda bir kez, ayda bir de yapraktan Agroforaktiva'yı 1 litre vererek en güzel, en can alıcı sonuca bu şekilde ulaştıklarını belirtiyorlar. Ama dediğim gibi damlama imkanı olmayan üreticilerim için de sıkıntı yok. Traktörle girebildiğimiz süre boyunca ayda bir olmak üzere uygulamalarını gerçekleştirebilirler. Evet, isterseniz vaktimizi de iyi kullanmak açısından ürünlerimize geçelim. Tabii aralarda izleyicilerimizden gelen soruları da cevaplayacağız değerli izleyiciler. Sizler de ekranlarımızda saatte bulunan 0552 252 1616 numaralı WhatsApp hatlarımızdan bizlere mesaj yoluyla sorularınızı iletebilirsiniz. İlk ürünümüz domatesle başlayalım. Tabii domates üreticilerimiz açısından da inşallah güzel bir sezon geçecek bu sene, ümitliyiz. Domateste
uygulamalar nasıldır, ne şekilde uygulamalar yapmamız gerekiyor, kaç uygulama yapmamız gerekiyor ve bize sağlayacağı faydalar nelerdir Samet Bey? Tabii bir Karacabeyli olarak domatesin başkentinden gelen biri olarak domates gerçekten çok büyük bir katma değere sahip ve ülke ekonomisinde de büyük önem arz eden bir sebze grubunda yer alıyor. Domates yetiştiriciliği hem zahmetli hem de riskli. Çünkü olumsuz her faktörden etkilendiği için yapmış olduğunuz bütün çabalar boşa gitme durumu söz konusu. İşte biz burada Karyobor 8 Plus ve Agrofor Activa ile domatesde çok güzel sonuçlar elde ettik. Hem iri kalibre hem daha fazla çiçek açımı ve bu açan çiçeklerin meyveye dönüşümünü gerçekleştirdik. O kadar çok meyve tutumuna rağmen iri kalibre oluşumunu ekranlarda da görmüş olduğumuz üzere sağlayabildik. Üreticimden yeni geldi bu görüntü. Hocam ürünlerini kullandıktan sonra eserini sana gönderiyorum diye attı. Teşekkürlerini iletti. Kullanımından şu şekilde bahsedelim. Çiçek öncesi ve çiçek sonrası şeklinde iki uygulama Karyobor 8 Plus öneriyorum domatesde. Çiçek öncesinin nedeni açan çiçeklerin birebir meyveye dönüşümünü karyobor sağlar. Çünkü bor elementinin ana görevi döllenme, tozlanma, polen tüpü gelişimi ve sağlığı. Yani o açan çiçeklerin dökülmeyip meyveye dönüşümünü karyobor elementi sağlar. İkinci uygulama da meyveye görüldüğünde yapalım diyorum. Bunun da ana nedeni o tutan meyvelerin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak için. İkinci uygulamayı da meyveye gördüğümüzde yapıyoruz. Dozajlarımızdan bahsedelim. Damlamadan verdiğimizde dönüme 1 litre, yapraktan verdiğimizde ilaçlama makinesiyle sprey şeklinde dönüme yarım litre şeklinde kullanıyoruz. Agrofor Activa isimli ürünümüz de domatesde çok büyük önem arz ediyor. Çünkü domates çok hassas ve narin bir yapıya sahip olduğu için gece gündüz sıcaklık farklarından çok etkileniyor. Tabii. Yani fideyi dikiyor üretici tarlaya ama fide dikiminden 15 gün geçmesine rağmen diktiğim gibi duruyor hocam diyor. Çıkartıyorum, kökü de sağlam, bitki de canlı ama gelişmiyor diyor. İşte bunun nedeni strese maruz kalıyor. Kitlenmiş bitki. Gündüz artık sıcak, evet, gece soğuk olduğundan dolayı bitki bu stresi atamıyor ve gelişimini meydana getiremiyor. İşte biz burada Agrofor Activa'yı fide dikiminden sonra can suyuyla birlikte damlamadan verelim diyorum. Çünkü kök sisteminin hemen gelişimini sağlıyor. Bu uygulamadan bir hafta 10 gün sonra da yapraktan bir daha Agrofor Activa verdiğimiz takdirde işte bitki bu olumsuz iklim ve çevre faktörlerinden etkilenmeden bağışıklık sistemi güçlenerek gelişimini sürdürmüş oluyor. Bu noktada birçok uygulamamızda çok güzel sonuçlar elde ettik. İki uygulama Agrofor Activa, iki uygulamada Karyobor 8 Plus'la domatesde hem verim hem kalite hem de gelişimde fark yaratmak, fark elde etmek mümkün. O yüzden tüm domates üreticilerimize seslenmiş olalım. Muhakkak bizleri arayıp ulaşsınlar. Tarlalarında bir de bir köşe ayırsınlar. Söylemiş olduğum programı yapsınlar ve farkı birebir görsünler diyorum. Evet Samet Bey, diğer ürünümüz de aslında şu an ekranlara geldi. Fasulyeden bahsedelim isterseniz. Yani görüntüler aslında kendini gösteriyor ama sizlerden de bir dinlemek isteriz uygulama şeklini ve uygulama dozajını. Evet, fasulyenin canlılığı ortada. O kadar çok meyve bağlamasına rağmen oluşturmuş olduğu boyutları da ortada. Bitkinin ne kadar sağlıklı olduğu renginden, yaprakların renginden belli ve en küçük bir hastalık belirtisi, leke dahi yok. Fasulyede katma değeri çok yüksek olan bir sebze grubu ve toplandıkça mesela 3 el, 4 el toplama imkanı var. İşte biz burada çiçek öncesi ve çiçek sonrası 2 karyobor ve 15 gün arayla 2-4'e kadar da çıkabilir üreticilerimiz. Agrofor Activa isimli ürünümüzü kullanarak hem toplama sezonunu arttırma, bitkimizin de sürekli canlı, dinç ve sürekli üretim yapacak bir fabrika şeklinde dönüşmesini sağlamak için
Agroforaktiva kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Böylelikle çok daha fazla meyve tutumu ve daha fazla sezon boyunca iki yerine dört hasat yapma imkanı sunarak üreticilerimiz gelirlerini arttırabilirler. Burada da kullanım dozajlarımız biraz önce söylemiş olduğum gibi damlamadan karyobor kullanımı yapıldığında dönüme 1 litre, yapraktan sprey şeklinde yapıldığında dönüme yarım litre, Agroforaktiva yapraktan da damlamadan da dönüme 1 litre şeklinde verilebilir. Burada bana gelen sorulardan hemen bir tane örnek vereyim. Hocam diyorlar ki hani biz atmayı kolaylaştırmak adına karyoborla agroforaktivayı karıştırıp atabilir miyiz? Kesinlikle olmaz diyorum. Çünkü ikisi de çok yoğun ve güçlü kombine bir ürün olduğu için ikisini karıştırdığınızda bitkiye çok ağır gelir. Bunun da örneğini, örneğin biz akşam sofraya oturduğumuzda bir tencere yemeği yediğimizde nasıl bir hazımsızlık meydana getirip hastanelik olacaksak, bir de bir tabak yetiyorsa bitkimize de işte karyoboru. Her şeyin fazlası zarar aslında. Evet, o yüzden kesinlikle ve kesinlikle karyoborla agroforaktivayı karıştırmıyoruz. Birer hafta ara verecek şekilde ayrı uygulama yapabiliriz. Burada karışımlardan da bahsetmişken bütün insektisitlerle yani böcek ilaçlarıyla iki ürünümüzde karışımı mümkün. Bakır içermeyen bütün fungisitlerle karışımı mümkün. Ve ot ilaçlarıyla da kesinlikle karışmaz. Bunları dışındaki diğer bütün insektisit, fungisit ve gübrelerle karıştırarak kullanma imkanlarını sunmuş oluyoruz üreticimize. Bakırdan şu şekilde bahsedeyim. Agroforaktiva hiçbir bakırla karışmayı sevmiyor. Çünkü o aktive edici bir özelliğe sahip. İçerisine karıştırmış olduğunuz insektisit ve fungisiti aktif hale getirir. Yani %70, %80 başarı alacağınız ilaçlamadan %95'lere ulaşırsınız ama bakırı çok fazla aktive ettiğinizde fitotoksik etki meydana getirir. O yüzden agroforaktivaya bakır kesinlikle karıştırmıyoruz. Karyobor 8 Plus'a ise sadece ve sadece karyoblue bakır karışır. Bunun da karışımını sağlamak için biz karyoblue bakıra enzim ilavesi gerçekleştirdik. Bu enzimlerimizden bir tanesinin görevi karyoblue bakırın karyoborla karışımını sağlaması. İçerisinde 3 tane enzim vardır bizim bakırımızın. İkinci enzimin görevi 1 saat içerisinde bitki bünyesine girişini sağlanması. Üçüncü enzimimizin de görevi koruyucu özelliğin yanında tedavi edici özelliğini sağlamış olmasıdır. O yüzden sebzelerimizde de bakırlı uygulamalarda üreticilerimiz bizleri arayarak karyoblue bakıra ulaşabilirler ve piyasada bulabilecek oldukları fiyatlarla arasınlar beni. Ben orada fiyatını söyleyeyim. Bir kıyas etsinler. 1/3 fiyatına bakır ihtiyaçlarını giderelim. Evet, hem ekonomik... Yarısı demiyorum bak. 1/3 fiyatına ihtiyaçlarını giderelim. Çok iyi bir rakam açıkçası. Kesinlikle. Samet Bey. İzleyicilerimizden gelen soruları da alalım bu arada. Efendim, ürünün kirazda kullanım zaman ve dozajı hakkında bilgi rica ediyorum demiş Ahmet Hünüvar, Kılan Köyü Ulukışla Niğde'den. Niğde'ye de buradan kiraz resim geldi resim. Selamlarımızı yollayalım. Bu sırada da kirazlarımız gelmiş oldu aslında ekranlara. Buyurun Samet Bey. Kirazda çok güzel başarı sonuçları elde ettik. Kirazda hasadı bitirmekle birlikte ilk uygulamayı yapıyoruz. Çünkü ağacı ödüllendirmek gerekiyor burada ve bir sonraki yıla da canlı, dinç bir şekilde girmesi için hasat sonuyla karyobor 8 Plus uygulaması gerçekleştiriyoruz. Kışa girmeden sonbaharın sonunda ikinci uygulamayı yaparız kirazda. Tomurcuklar kabarmaya başladığında çiçek öncesi 3, meyve tutumu 4, 30 gün arayla hasada kadar 5-6 şeklinde uygulama yapmamız mevcut. Kullanım dozajı 100 litre suya 1 litre. Burada mantar ve bakteriyel hastalıklara karşı da koruyucu ve tedavi edici etki gösteren karyoblue bakırımızı da karyoborla birlikte karıştırarak üreticimiz kullanabilir. Karyoblue bakırın da kirazda kullanım dozajı 100 litre suya yarım litre şeklindedir.
Agrofor Activa'yı ne zaman kirazda kullanacağız derseniz, onda da ben çiçek %5 çiçek açmaya başladığında bir Agrofor Activa uygulaması öneriyorum. Çiçekler meyveye döndüğünde de ikinci Agrofor Activa uygulamasıyla bu bağışıklık sistemini güçlendirerek tutan meyvelerin yere dökülmesinin önüne geçmiş oluruz. Bu söylemiş olduğum uygulamaları düzenli yapan üreticilerimiz tutan meyvelerin de olabildiğince maksimum iri kalibreye ulaşmasını sağlar. Ve aynı zamanda en önemli özelliklerimizden biri de sap yeşilliğinin daha uzun kalmasını sağlar. Ve bu sap yeşilliğinin daha uzun kalması ihracata daha fazla sürede mal göndermenizi sağlar. Çünkü ihracatçı iri kalibrenin yanında sapında yeşil olmasını ister. Bu da kalsiyumun gerekli noktalara taşınmasıyla mümkündür. İşte burada karyobor bu kalsiyumun en üst noktalara taşınmasını sağlayarak sap yeşilliğinin de normal şartlara göre 10 gün daha fazla kalmasını sağlayarak üreticimizin ihracatçıya 10 gün daha fazla mal satmasını sağlar. Bu da aslında ürünümüzün tercih edilmesi noktasında bizlerin elini rahatlatacaktır. Şimdi diğer ürünümüze geçelim isterseniz. Trakya'mızın incisine gidelim. Ayçiçeğimize. Evet. Ayçiçeği ürünümüzden biraz bahsedelim. Kullanımından ve uygulama dozajlarından, zamanlarından sizlerden bu konuda bilgi almak isteriz. Çünkü gerçekten geçen sene baktığımızda ayçiçeği üreticilerimiz maalesef ki çok yüzü gülmedi. Evet, kuraklıktan dolayı çok stres yaşadılar. Hatta birçok tarla hasada bile girilemedi çünkü gerekli boya ulaşamadı. Trakyalı üreticilerimiz başta olmak üzere bütün ayçiçeği üreticilerimize selam olsun. Trakya bölgesinden benim çok üreticim var. Kendileri gerçekten yeniliklere çok açık ve sürekli daha çıkan yeni ürünleri illa görmek istiyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim, yaşı 80 ve üzerinde olsa bile ben Köy TV'de sizi izledim. Ayçiçeğinde söylemiş olduğunuz ürünü kullanmak istiyorum diye bizleri arıyorlar. Ayçiçeğinde gerçekten çok başarılıyız. Ayçiçeğinde hem iri tabla, yani kafanın iri olması, tanenin iri ve yağ randımanının yüksek olmasını sağlıyor ürünlerimiz. Ayçiçeğinde diğer kullanılan gübrelerin de kullanımını %50 oranında azaltılması da mümkün bizim ürünlerimiz sayesinde. Hatta bugün gelmeden de birçok ayçiçeği üreticim aradı ve siparişlerini verdi, kullanımlarına başladı. Çünkü ayçiçeği hemen boy yapan bir grupta yer aldığı için dönemleri kaçırmadan uygulama yapmamız gerekiyor. 3-4 yapraklı olduğunda ilk uygulamayı yapıyoruz ayçiçeğinde Agrofor Activa ile birlikte dekara 1 litre. Bu uygulamadan bir hafta sonra Karyobor 8 Plus'tan veriyoruz dönüme yarım litre. Bu uygulamadan yine bir hafta sonra Agrofor Activa'dan yine dönüme 1 litre şeklinde vermiş olduğumuz takdirde bu üçlü kombinasyonla hem bitkinin vejetatif aksamını, yani yeşil aksamını kuvvetlendirip güzel bir şekilde boy yapmasını ve yere yıkılmamasını sağlıyoruz. Karyobor 8 Plus'la da iri tane ve yağ randımanını arttırarak çıkan ürünümüzün fabrika tarafından yüksek fiyata alınımını gerçekleştirmiş oluyoruz. Çünkü ayçiçeği de bor ihtiyacı çok yüksek olan bir grupta yer alıyor. O yüzden boru da çok sever. Vejetatif aksamı da arttırmak için aktivatörümüzle destekleyerek mükemmel sonuca ulaşabiliriz. O yüzden ayçiçeği yetiştiricilerimizin kullanım şu an tam zamanı. Bu dönemi kaçırmadan bizlere ulaşsınlar. Şu küçük nüanslarla nasıl büyük farklar meydana getirecek olduğumuzu kendilerine göstermiş olalım. Evet, Konya Ereğli'den bir sorumuz var. Selamlar, sevgiler demiş. Biz de Konya'mıza, güzel Konya'mıza, Ereğli'mize selamlarımızı yollayalım. Cevizime nasıl bir uygulama yapmam lazımdır diye sormuş Kamil Kökbudak Bey. Efendim, cevizi de tabii işlememiz gerekiyor. Hatta bunun yanında bir sorumuz daha var cevizle ilgili. İki soruyu birden cevaplamış olalım. İyi yayınlar. Karyoborun badem ve cevize verme zamanı ve kaç sefer vermemiz gerektiğini
sormak istiyorum. Selam ve saygılarımla Bayram Türk Çapalı Köyü Dinar Afyonkarahisar'dan sormuş bizlere. Afyonkarahisar'ımıza da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Ceviz, badem, Antep fıstığı grubunda ürünümüzün en büyük meydana getirmiş olduğu fark daha fazla meyve tutumu ve bu tutan meyvelerin iri kalibre olması ve iç dolgunluğunun artması noktasında mükemmel sonuçlar var. Zaten benim kendimde de ceviz bahçesi var. Ceviz yetiştiriciliği yapıyoruz. Tabii çok büyük alanda değil ama cevizlerimiz kıymetli, katma değeri yüksektir. Badem ve Antep fıstığı gibi. Hatta burada, bizleri sürekli kaçırmadan izleyen izleyicilerimizle burada da paylaşmıştık sizlerin bahçesini de. Evet, hasat esnasında paylaşım yapmıştık. Ceviz ve badem Antep fıstığı grubunda en büyük sıkıntı iç dolgunluğunun zayıf oluşu, kof dediğimiz yapının sıkıntılı oluşu. Fındık da bu gruba yer alıyor. İşte burada ekranlarda da görmüş olduğunuz gibi Karyobor 8 Plus şu an görmüş olduğunuz bahçede kullanıldı. Bunun yanında Karyoblu Bakır ve Agrofor Activa. Ve bitkide en küçük hastalık belirtisi yok. Yapraklar canlı. Bir antraknozun eseri yok. Ve görmüş olduğumuz gibi ne kadar çok meyve tutmuş olmasına rağmen kalibremiz çok güzel. Ve hasattan sonra iç dolgunlukların da %90-95'lere ulaştığını gördük cevizde. Bademde de aynı şekilde. Burada üreticilerimizin yapması gereken, şimdi mesela kendimden örnek vereyim. Biz cevizlere meyve tuttuğu gibi hemen karyoborumuzu verdik iç dolgunluğu arttırmak için. Bundan hemen 15 gün sonra Agrofor Activa verdik. Çünkü stresten dolayı bu meyvelerin yere dökülmemesi için. Bu uygulamadan yine 15 gün sonra Karyobor 8 Plus uygulaması yapıldı. Ben mesela kendi bahçemde 15'er gün arayla Karyobor 8 Plus içerisine tabii Blue Bakır karıştırarak yapıyorum uygulamaları ki antraknoza karşı en küçük bir yakalanma olmasın. İmare kalmasın. Evet, zararımız oluşmasın diye. 15 gün sonra Agrofor Activa. Kullanım dozajları cevizde hem Karyobor'un hem de Agrofor Activa'nın 100 litre suya 1 litre. Burada dönüm usulü değil, su usulünden gidiyoruz. 100 litre suya 1'er litre katarak üretim sezonu boyunca 15 gün arayla uygulamalarını gerçekleştiriyor üreticilerimiz. Hasat yapımından sonra karyobor kesinlikle kullanmak gerekiyor. Hem ağacın üstündeki hastalık etmenlerini temizleyip bir sonraki yıla bitkimiz hazır bir şekilde girsin diye. Tabii Blue Bakır'ı burada kesinlikle unutmuyoruz. Çünkü hastalık etmenlerine karşı bitkimizi koruyucu bir bariyer tabaka çekmek adına Blue Bakır'ımızdan da kullanıyor üreticilerimiz. Böylelikle hem iç dolgunluğu arttırmış oluyoruz ve bunun yanında iç meyvenin de daha canlı, berrak, esmerimsi yapı değil, daha böyle krem rengi. Yani tüccarın ve tüketicinin tercih edeceği boyuta ve albeniye kavuşmasını sağlıyoruz. Evet Samet Bey, vaktimizin de sonuna geldik tabii ama son bir soruyla isterseniz kapatmış olalım yayınımızı ve sürprizimiz var tabii ki, unutmadık değerli izleyiciler, sürprize de değinelim. Ama öncesinde şu sorumuzu da cevaplamış olalım. Merhaba, ben Bursa'nın Konaklı Köyü'nden Engin Akın demiş. İzleyicimiz, zeytinde karabiber dediğimiz hastalığı ürününüz iyi gelir mi diye sormuş. Evet, karabiber dökümü derler üreticilerimiz. Tutan meyvelerin hepsi patır patır yere dökülür. Evet. Burada tabii ana nedeni hem bor eksikliğinden dolayı tutan meyveler dökülür. Hem de orada sap kurdu zararlısının da zararı mevcuttur ve bizim Karyobor 8 Plus uygulaması da tam zaten ben saçma tanesi, karabiber tanesi gibi olduğunda atın diyorum. O döneme denk geliyor. Bu uygulamamızı
karyoborla birlikte içerisine insektisit de katmalarını tavsiye ediyorum üreticilerimize. Yani böcek ilacı. Böcek ilacı. Evet, böcek ilacı. Zehir der üreticilerimiz. İnsektisitle birlikte ürünümüzün karışabiliyor oluşu da kullanım kolaylığı sağlar. O yüzden zeytinde kesinlikle ve kesinlikle insektisitle birlikte karyobor kullansınlar. Aynı ceviz ve bademdeki gibi 15 gün arayla Agrofor Activa karyobor Blue Bakır'la birlikte mükemmel sonuç elde ederler. Ve zeytinde biliyorsunuz birçok saha çekimi de gerçekleştirdik. Artık üreticimizin zeytinde acaba sorusu kalmadı. %100 garanti, kesin sonuç şeklinde yaklaşıyorlar bizlere. Ve bu arada birçok sıkıntıdan dolayı, ne diyecek olursanız, ülkede meydana gelen don, dolu, evet, bir anda bastıran sıcaklardan dolayı ve ılıman geçen kıştan mütevellit halkalı lekenin oluşuyla zeytin rekoltesinde gerçekten büyük sıkıntılar ulaştı. Maalesef bizleri arayıp ürünlerimizden kullanmayan birçok zeytin üreticimizin ağaçlarında şu an zeytin yok denebilecek boyutta. Bu da şu an ağaçlarında meyveyi tutturan üreticilerimiz için tabii büyük bir avantaj oldu. Çünkü rekolte düşükse fiyatlar yüksek oluyor biliyorsunuz. O yüzden zeytin meyvesini ağaçlarında tutumunu gerçekleştiren üreticilerimiz bizlere ulaşsınlar ki biz onlara bu meyveleri hem tutunumunu kuvvetlendirelim, yani yere dökümünün önüne geçelim, hem de olabildiğince iri kalibre meydana getirerek kendilerinin yüksek bir gelir elde etmelerini sağlamış olalım. Samet Bey, çok teşekkür ederim ama tabii ki bir şeyi unutmadık efendim. Sürprizimiz var dedik yayın başında, yayın sonunda söyleyeceğiz dedik. Nedir efendim bu sürpriz? İzleyicilerimiz bekliyorlar. Tabii heyecanla bekliyorlar. Aynen. Biraz da. İsterseniz daha fazla geciktirmeden programın sonuna da gelmişken açıklayalım. Nedir efendim sürprizimiz? Üreticilerimize sürprizimizi açıklayalım. Şöyle diyebilir miyiz onun öncesinde? Erken gelen bayram hediyesi. Kesinlikle. Şimdi bütün üreticilerimizin kurban bayramlarını şimdiden kutlamış olalım. Hayırlara vesile olmasını dileyelim ve biz de Foren Tarım olarak düşündük ki üreticilerimize bayram hediyesi vermeden olmaz. Hem kendilerine yardımcı, destek olmak, hem de bayramlarını kutlarken hediye vermek mabında Foren Tarım olarak hem Karyobor'da hem Agrofor Activa'da %20 şeklinde. %20 indirim. Yanlış duymadık değil mi? Evet. %20 indirim var. Hem evet, Karyobor 8 Plus'ta hem Agrofor Activa'da. Evet. Biz bir araya geldik. Toplantıda önce hani %10 şeklinde konuşmuştuk ama dedik ki Foren Tarım'a %10 indirimle üreticimize tam destek olamayız. Dedik ki biz bunu %20 yapalım. Üreticimiz de bayrama girerken mutlu olsunlar, Foren Tarım'ın yanlarında olduğunu hissetsinler ve %20 ürünlerimizde birebir mevcut fiyatta indirime gittik. Kampanyamız bayram bitene kadar geçerlidir. Tüm üreticilerimiz bizleri arayarak bu %20 indirimden yararlanabilirler. O yüzden şimdiden kurban bayramlarını kutlar. Kendilerinin her zaman yanlarında olduğumuzu bilsinler isteriz. Evet, kesinlikle çok güzel bir bayram hediyesi oldu bu da. Beklediğimize değdi değerli izleyiciler. Yayın sonu dedik ama beklediğimize değdi. Yayın sonunda güzel haberi bizler de almış olduk. Çok teşekkür ediyorum Samet Bey. Çok güzel bir yayın oldu. Ben yine vakit ederim. Nasıl geçti anlamadık açıkçası. Gerçekten ama yani daha bahsedecek olduğumuz birçok sebze, meyve, tarla bitkisi vardı ama artık diğer programlara diyoruz. Tüm üreticilerimize sevgiler, saygılar. Kendileri bizlere istedikleri an ulaşabilirler. İster sosyal medyadan, ister internet sitemizden, ister telefon hatlarımızdan, kendilerine sunmuş olduğumuz bu kampanyadan
yararlanmalarını öneriyorum. Yıllık eğer imkanları varsa yıllık bazda da ürünlerini alabilirler. Bizim sevkiyat ekibimiz de çok güçlüdür. İstemiş oldukları ürünler en kısa sürede biliyorsunuz ki kargo ücretlerini de biz ödeyerek kapıya teslim, kapıda ödeme uygulamamızla yanlarındayız. Yapmaları gereken tek şey bizlere ulaşmak. Bir alo demek kadar aslında kesinlikle kolay. Değerli izleyiciler, bir Borun Gerçek Yüzü programının daha sonuna gelmiş olduk böylelikle. Güzel bir sürprizle de kapanış yaptık değerli izleyiciler. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyelim. Köy TV'de kalın, köyde kalın. Hoşça kalın efendim, iyi akşamlar. Foren Tarım, Borun Gerçek Yüzü programını sundu.